etmekte? Müze olarak mı kullanılmalı yoksa cami olarak mı hayatına devam etmeli? İşte buna ilişkin de birkaç kez aslında Danıştay'a başvuruldu. İlk olarak 2005 yılında Danıştay'a gidildi. Ancak karar reddi. Benzeri bir tartışma 2016 yılında da gündeme geldi. Ancak Danıştay bir kez daha reddetti. Şimdi artık 2 Temmuz'da bir kez daha Danıştay'a gidilecek. Ayasofya'ya ilişkin müze olarak mı devam etmeli yoksa cami olarak mı devam etmeli? İşte buna ilişkin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir çalışma başlatılmasına ilişkin talimat verdi. Ancak özellikle şunun da altını çizdi. 2 Temmuz'da Danıştay toplanacak, karar verilecek ve biz de bu karara saygı duyacağız dedi. Camiye dönüştürülmesine ilişkin bir karar çıktığı takdirde de Ayasofya artık cami olarak hayatına devam edecek. Özellikle dün Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT yayınına katıldı. Burada da Ayasofya'ya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bir kez daha tekrar etti. Danıştay'ın kararına saygı duyacaklarını ifade etti ve bu karar da 2 Temmuz'da çıkacak. 2 Temmuz'da Danıştay toplanacak ve karar verecek. Aslında bu karara ilişkin İstanbul'daki Kariye Camisi'nin de emsal teşkil edeceği ifade ediliyor. Bu nedenle de 2 Temmuz'da aslında Ayasofya için önemli bir karar da çıkmış olacak. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde, yani biz 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethini kutladık ve o günde Ayasofya içerisinde Fetih Suresi okundu. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'den alıntılar da yapıldı. Bunun ardından da Yunanistan'dan da bir tepki geldi aslında. Hemen onu da ifade edelim. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde böyle bir şeyin yapılmasına onlar tepki verdiler. Bugün Dünya Mirası listesinde bulunan Ayasofya'da Kur'an'dan alıntıların okunması anıtsal karakterini değiştirme yönünde ve tüm dünyadaki Hristiyanların dini duygularına bir tepki uyandırmak için yapılan kabul edilemez bir girişimdir demişti, ama bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından da bir tepki geldi. Ayasofya Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve fethedilmiştir. Seslerini çıkarmaları saçmalık ve haddini aşmaktır. Kur'an-ı Kerim'in nerede, ne zaman okunacağını biz Yunanistan'a mı soracağız demişti Mevlüt Çavuşoğlu. İşte benzeri bir tepki dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Yunanistan çıkmış kuru sıkı sıkıyor, Türkiye'ye bu tür laf atılır mı demişti. Haddini bilmeleri gerektiğini ifade etti. Kıbrıs'ta iki camiye molotof atıyorlar, bayrak dikiyorlar. Bu tarz olaylar yapılır mı? Şimdi de yeni bir şey başladı. Sakın ha Ayasofya'yı camiye çevirmeyin, hayırdır siz Türkiye'yi mi idare ediyorsunuz ifadelerini kullandı. Aynı zamanda bunun içinde asla onlardan tevessül etmeyeceklerini ifade etti. Bahçeli'nin açıklamalarına değindi. Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay'ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım her neyse onu atacağız ifadelerini kullandı. Bir kez daha ifade edelim. Danıştay'ın kararı bekleniyor. 2 Temmuz'da Danıştay bir kez daha toplanacak ve Ayasofya için karar çıkacak. Çıkan karar da uygulanacak diyerek sözü merkeze bırakalım.